Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda yine 10. sınıfların 337. sayfadaki ölçme değerlendirme 2 testini çözeceğim. Şimdi ilk soru boşluk doldurma. Bir ayık uzunluğu A birim olan kübün hacmi biliyorsunuz ki A küptü. Bir dik prizmanın taban çevresiyle yüksekliğini çarparsak biz yanal alanını buluruz arkadaşlar. Yine bir ayrıt uzunluğu x olan düzgün dört yüzlüğün hacmi arkadaşlar x küp çarpı kök 2 bölü 12 formülüyle elde edilir. Hemen yandaki örneğe bakalım. Birim küp yani küplerden oluşmuş bir yapı var arkadaşlar. Her biri 2 santimetre olan. A üssü uzunluğunu istiyor. Şimdi ben bu tür soruları çözerken arkadaşlar şöyle şunu tamamlıyorum. Sanki böyle bir kalıp yapıymış gibi düşünüyorum. Dikkat ederseniz şu yeni oluşturduğum sadece maviyle oluşturduğum kısım da bir prizmadır. Ve benden istenen arkadaşlar bu prizmanın cisim köşegenidir. Peki bu prizmaya bakarsam şu uzunluk 4 birim. Yükseklik 2 birim. Tabii şurası dikkat edin 4 olduğu için şu parça da 4'tür. Peki cisim köşegeni nasıl bulunuyor? Ona E diyelim. E kare eşittir. 3 farklı ayrıtın kareleri toplamı. Buradan E kare eşittir. 36. Demek ki aradığım o AA üssü uzunluğu arkadaşlar. 6 birim çıkacak. Peki. Gelelim 4. soruya. Taban ayrıt uzunluğu 6 kök 2 olan kare dik piramidin. Yanal ayrıtın uzunluğu 10 olduğuna göre hacmini istiyor. Şimdi bakın. Bir kare piramit çizme denemesi yapmamız lazım. Hemen şöyle kare piramidimizi çizdiğimizi düşünelim. Şöyle bir şekil olsun. Şimdi bize ne demiş? Taban ayırtı 6 kök 2. Şunların her biri 6 kök 2. Şimdi yanal ayırt uzunluğu da 10 birim. Şunların hepsi eşitti. Bizim hacmine geçmemizi istiyor. Yapacağımız şey şu. Öncelikle karenin köşegenini çekmek. 6 kök 2, 6 kök 2 buranın 12 birim olduğunu söyleyebilirim. Böylelikle yüksekliği indirdiğimde bu 12'yi 6 6 bölecektir. Dikkat edin. Bu üçgen 6 8 10 üçgenidir. Yani yüksekliğim 8 çıktı. Peki bu piramidin hacmi 1 bölü 3 çarpı taban alanım 6 kök 2'nin karesi çarpı yüksekliğim 8. 72 3'e böldüm 24. 24 çarpı 8 192 santimetre küp çıkacaktır. Şimdi 5. örneğimizde arkadaşlar bir piramit imiş. Yanal ayırtların orta noktalarını belirleyip orada bir KLM dörtgen oluşturmuşlar. G noktası da alt tarafın ağırlık merkezi olmak üzere. ABC'nin ağırlık merkezi olmak üzere. Bizden şu altta oluşan GKLM piramidin hacminin bütün piramidin hacmi oranını istiyor. Bakın yapacağımız iş gayet basit. Öncelikle yüksekliği belirlemek. Bir kere tam orta nokta olduğu için şöyle yükseklik indirdiğimi düşünürsem bu h kadarsa bu da h kadardır. Peki şöyle diyelim. Benzerlik oranının karesi alanlar oranını bize verecekti. Bu durumda alan KLM'ne bölü alan ABC'de kesinlikle 1 bölü 2 benzerlik oranının karesine eşit olacaktır. Yani burada şunu demeye çalışıyorum. Şu KLMN bölgesinin alanı S kadarsa o zaman şu taban alan 4S kadardır. Peki bizden hacimler oranı istiyor. Şuna V1 hacim diyelim. V1 hacim 1 bölü 3 çarpı taban alanım S yüksekliğim H'tır. Yerine V2 hacim diyelim en büyüğünü. 1 bölü 3 çarpı taban alanım 4S yüksekliğim 2H. Bunları birbirine oranlarsam cevabımızın 1 bölü 8 geldiğini görebiliriz. 7. örnekte de yine içinde bir miktar su bulunan
Dikdörtgenler primasının içine bir ayet uzunluğu 2 santim olan küp atılımda sünni şekli yukarıda verilen şekli 2 santim olmuştur. Tamamı sünni içerisinde olan küp prizmanın içinden çıkarılınca sünni şekli kaç santim olduğunu bulmuş. Yani aslında şöyle diyelim. Bu bir küp. Bu kübün hacmi 2'nin kübü 8'dir. Bunu çıkardığımda aslında 8 santimetre küp azalmalı. Normalde bunun hacmi, bakın, suyun hacmi artı 8 santimetre küp şurada oluşan prizmatik cismi verecektir. Yani 10 çarpı 6 çarpı 2'yi vermelidir. O zaman suyun hacminin buradan 120-112 olduğunu söyleyebilirim. Peki, normalde su bu. Peki, bu cismi çıkardım. Benim yüksekliğim h kadar olsun. O zaman 112 suyun hacmi şurada oluşacak yeni prizmanın hacmine eşit olmalıdır. 10 çarpı 6 çarpı h eşit olacak. Böylelikle h'ın 112 bölü 60 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi 4'e bölsek 28, 4'e bölsek 15. Aslında bizim suyumuzun yüksekliğiydi. Gelelim 8. soruya. Dikdörtgenler primasının farklı uzunlukları, ayrıtları 2, 3, 4'lerle orantılıymış arkadaşlar. O zaman ben bu ayrıtlara direkt 2K, 3K ve 4K diyeceğim. Prizmanın tüm alanı. Arkadaşlar bunların ikişerli çarpımlarının iki katı olduğunu biliyorum. 2 çarpı 2K çarpı 3K. 2K çarpı 4K. 3K çarpı 4K'dır. Bu toplam 156'ydı. Şimdi 2'ye böldük, hatta 78 kalsın. Şurada 6, 8 daha 14, 12 daha 26 k kare. 78. Böylelikle k kare eşittir 3. K'nın değeri kök 3 çıkar. Benden ne istiyor? Prizmanın en uzak iki köşesi arasındaki uzaklık. Prizmanın en uzak iki köşesi arasındaki uzaklık demek cisim köşegeni demektir. Yani burası 2 kök 3, 3 kök 3, 4 kök 3. Peki biz cisim köşegeni nasıl bulduk? E kare diyelim. Direkt A kare, B kare, C kare toplamında bulunuyordu. Yani A kare 2 kök 3'ün karesi, B kare 3 kök 3'ün karesi ve C kare 4 kök 3'ün karesi. Buradan E kare eşittir 12, 27, 39. 48 daha 87 çıkar. Ve böylelikle E'yi kök 87, yani Diyarbakır bulacağız. Hemen yanındaki 11'e bakalım. Şimdi 11'de de bir prizma var. Dikdörtgenler priması. Uzunluklar verilmiş. Benden kare mesafesini istiyor. Şimdi bakın, bu tür sorularda hemen şu EB köşegenini çekin. Bakın, karşımıza çıkan şey 9, 12, 15 üçgeni. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra aslında bu prizmanın bana bakan yüzü aslında BC tabanına şu şekilde diktir. Bunu görebiliyoruz. Peki bu uzunluk 13 ise artık buraya da 10 birim kaldı. Dikkat ederseniz burada bir dik yamuk var. Burası 2, 15, 10 ve benden istenen x uzunluğu. Şöyle dik yamuğu tamamlarsam x'i artık bulabilirim. Şöyle yapalım. 10 ise buraya 8 kaldı. Burası da 15. Karşıma 8, 15, 17 üçgeni çıktı. 9. örneğimizde bir prizmanın içine piramitler çizilmiş. Bizden piramitlerin hacimleri oranını istiyor. Bakın. Şunu ilk başta görmemiz gerekiyor. Bunun yüksekliğini h2, bunun yüksekliğini h1 diye. H1 ile h2 yüksekliklerinin toplamı 11'dir. Peki yukarıdaki birinci hacmi, piramidin hacmini bulacağım. 1 bölü 3 çarpı taban alanım, dikkat edin, altının karesi, yüksekliğim h1. Yani 12 h1 çıktı. V2 bulacağım, alttaki piramit.
1 bölü 3 çarpı taban alanım 36 çarpı h2. Yani 12 h2 oldu. Benden bu ikisinin toplamını istiyor. Yani 12 tane h1 artı h2 istiyor. E zaten burası da 10'du. Böylelikle cevabımız 120 santimetre küp çıkacaktır. Şimdi 12. örnekte ise şöyle yapalım. Farklı yükümlülükteki ayırtları 15, 20, 25 olan dikdörtgenler burası şeklinde iki dolu tahta bloğun tamamı en az kaç eşik küp ayırtlıdır? Şimdi aslında en az demesinin mantığı şu. Bu sayıların EBOB'unu bulacağız. Şöyle düşünelim. EBOB 15, 20, 25. Bunların EBOB'u 5'tir. O halde hacimlerini oranlarsam artık, bakın benim yeni oluşturacağım eşküplerin her birinin hacim ayrıtı 5 olacak. O zaman büyük prizmanın hacmi 15 çarpı 20 çarpı 25. Küplerin hacmi 5 çarpı 5 çarpı 5 olacak. Sadeleştirirsem 3 kaldı, 4 kaldı ve 5 kaldı. Çarparsam demek ki 60 tane eşküpe ayrılabiliyormuş. Peki geldik 10. soruya. Şimdi yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi küp şeklindeki pastanın bir köşesinden küp şeklindeki bir kısmı kesilerek çıkarılır. Pastanın son halinin yüzey alanının ilk halinin yüzey alanına oranı. Şimdi bakın burada çok önemli bir ayrıntı bu. Ben buradan eski haline çevirmeye çalıştığımı düşüneyim. Şu çizdiğim şöyle maviyle göstereyim. Bu yüz eksildi gibi ama arka tarafta oluştu aslında. Sonra normalde şu yüz vardı. Eksildi gibi ama aynısı karşıda oluştu. Yine aynı şekilde şu yüz eksildi gibi ama tam karşısında yine oluştu. Yani aslında ilk şeklin yüzey alanıyla ikinci şeklin yüzey alanı aynıdır. Ve böylelikle alanlar oranında bir olmalıdır. Peki 13. örnekte bir firma ürünlerini yukarıda verildiği gibi dikdörtgenler firması şeklindeki kutu içine koymaktadır. Bu kutunun yüzeyi üzerine H ile B noktaları A ile G noktaları arasında en kısa olacak şekilde çizgiler çekilmektedir. Kutuda CG 10'muş. Yükseklik 10. BC 20'ymiş. Ve ABD 30'muş. Bizden KL mesafesini istiyor. Şimdi en kısa olacak ya arkadaşlar bu. En kısa olduğu için ben sanki şu üst kapağı, bakın şurada üst kapak gibi düşünün bunu. Yukarı doğru açtığımı düşüneceğim. Şöyle yukarı doğru açtığımı düşüneceğim. Peki gelin şu çizimi yapalım. Bu durumda artık karşıma şöyle bir dikdörtgen çıkar. Ve yine arkadaşlar benden şu mesafeyi istiyor demektir. X diyelim buraya. Peki yüksekliğim 11 birimdi. Hemen şuraya bir 11 birim yazayım. Normalde şurası 10'du, burası 20. Açıldığında burası da 20 olacak. Bakın dikkat edin. İkizkenar bir dik üçgen çıkacak. 30-30 gibi bir üçgen olacak. Peki. Buradan şu parçaya şurada L demiştik yine. Zaten bu kare uzunluğuna geçmem gerekiyor. Aslında baktığınızda arkadaşlar klasik bir benzerlik sorusu olacak bu. Şöyle yapalım. Şu yükseklik 20 idi. Buraya 20 yazayım. Buraya 10 yazayım. Bakın. 20'nin 30'a oranı. Şöyle şuraya yazayım. 20'nin 30'a oranı. Eşittir. EL uzunluğunun 30 oranı. Böylelikle EL'nin zaten 20 olduğunu gördük. Şimdi 20 ise EL uzunluğu şuraya 10 birim kaldı. Bak, yine aynı şekilde EL uzunluğu KF uzunluğuna da eşittir. Şimdi KF uzunluğu 20 ise uzun artık ise 10 santim kaldığını söyleyebiliriz. Geldik 14. sorumuza. Şimdi ACD üssü üçgenin alanı 3 kök 3 verilmiş. Bu bir küp. O zaman aslında arkadaşlar küpün bir ayrıtına A dersem
Bir köşegendir. A kök 2, A kök 2 ve A kök 2 olacaktır. Yani eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4'tür. Yani bir kenarım A kök 2. Bunun karesi çarpı kök 3 bölü 4 bana 3 kök 3'ü veriyormuş. Şuradan kök 3 gitti. Açarsam 2A karenin değeri 12. Demek ki A'nın değeri kök 6 çıktı. Küpün hacmini istiyor. A küptü. Yani kök 6'nın kübü. Bu da 6 kök 6 adına demektir. Hemen yandaki 17'ye bakalım. Boyutları 3, 4, 6 ile orantılı olan dikdörtgen hacmi verilmiş. Bakın 3, 4, 6 ile orantılıysa bu kenarlar direkt 3K, 4K ve 6K biçimde yazılabilir. Hacim 3'ünün çarpımıydı. 3K çarpı 4K çarpı 6K'dır. Yani ne oldu? 576 eşittir 72 K küp oldu. K küpün buradan 8 çıktığını, böylelikle K'nın 2 çıktığını görüyoruz. Şimdi benden yüzey alanını istiyor. Şöyle yapalım. Yüzey alanı 2 tane her birinin ikişerli çarpımı. Bakın K yerine 2 yazarsam bu 6. Bu 8. Bu 12. 6 kere 8 artı. 6 kere 12. 8 kere 12. Peki toplarsam bu 48. Bu 72, 120 oldu. Bir de 96 geldi. 216 çarparsam 432 birim kare olacaktır. Geldik 15. soruya. Yüksekliği taban ayırt uzunluğunun iki katı olan bir kare dik prizma. Bakın şöyle hayal edeyim. Bir kare dik prizma aldım. Şu şekilde bir şey. Yükseklik taban ayırtının iki katıymış. X'e 2x'miş. Diyor ki tamamen su doldur. Bu prizmadaki su boyutları prizmanın taban ayırt uzunluğunun yarısı olan eş küplere doldurulacaktır. Yani benim küplerimin her bir ayrıtı x bölü 2 olacak. Kaç tane kullanılabilir? Aslında hacimlerini oranla demek istiyor. Şimdi kare prizmanın hacmi taban alanı x kare çarpı yükseklik 2x'tir. Peki kübün hacmi x küptü. Yani aslında a küptü. Bir kenar x bölü 2 olduğu için x küp bölü 8 diyebilirim. Ters çevirip çarparsak cevabın 16 olduğunu göreceğiz. 18. soruda şimdi bir prizmamız var. Prizmamızdan bir parça kesiliyor. Kesilen parçanın hacmini istiyor. Bakın. Şöyle yapalım. Biz buradan önce bunun hacmini bulalım. Tabanların 3 farklı ayırtın çarpımı. Çarparsam 192 santimetre küp çıkar. Peki şuradan bir paralel çeksek. Şöyle karşılıklı paralel çektiğini düşün. Şimdi bu durumda şunu şöyle tamamladığımı düşünürsek. Bakın rengi değiştirerek yapalım. Şöyle yukarı doğru tamamladığımızı düşünseydik eğer. Yukarıdaki parçanın bak alt tarafta şöyle yüksekliği 5 olan bir prizma var. V1 değil. 4 çarpı 6 çarpı 5. Yani 120'lik bir hacim var. Tamamı 192'ydi. Çıkardım 72 kaldı. O zaman buradaki köşegen boyunca tam iki eşit parçaya bölündüğü için şu hacim V ise şu kesilen parça da V'dir. Bu iki V de arkadaşlar 192 ile 70'in 120'nin farkıdır. Yani 72'dir. Böylelikle aradığım hacim 36 santimetre küplük bir hacim olacaktır. Geldik son soruya. Şimdi yukarıda şekilde 3 farklı yüzey alanı verilen prizmanın hacmini istiyoruz. Şimdi bakın. Ben buraya A diyeyim. Yüksekliğe B diyeyim. Şu derinliğe C diyeyim. Yani buradan A ile C'nin çarpımı 30. B ile C'nin çarpımı 40. Peki bana bakan yüzeye bakın. Şurası B'ydi. Burası A'ydı. A ile B'nin çarpımı da 48. Şimdi biz bunları taraf tarafa çarpalım. Dikkat ederseniz A kare, B kare, C kare çıkacak karşımıza. Bu da 30 çarpı 40 çarpı 48'dir. Şimdi bunları çarpmanızı tavsiye etmem. Bunları ayırın. 30'u 3 kere 10 diye ayırdım. 40'ı 4 kere 10 diye ayırdım. Ve dikkat edin 48'i 4 kere 12 diye ayırdım. Bu da bazı kareler geldi. 10 kere 10, 100. Bakın dikkat edin.
Bu hacimdir ve artık v kare eşittir. Onun karesi geldi. Sonra 4 kere 4 16. 4'ün karesi geldi. Bir de 3 kere 12 36 geldi. Bunu kök içine alırsam 10 çarpı 4 çarpı 6 gelir. Cevabımız buradan 240 santimetre küp olacaktır.